Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere edebi akımlarla ilgili 9. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdakilerden hangisi klasizmin ilkelerinden biri değildir? Akıl ve sağduyuya önem verme. Evet, bu klasizmin anahtar iki kelimesidir. Doğrudur, bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Biçim kusursuzluğuna ulaşmaya çalışma. Bu da klasizmin özellikleri arasında yer alır. Bunu da elemiş olduk. Eski Yunan ve Latin edebiyatını esas alma. Bu da doğru. Konularını daha çok eski Yunan ve Latin edebiyatından seçer. Bunu da elemiş olduk. Seçkin ve olgun kişilere yer verme. Evet, klasizm genellikle soylulara hitap eder. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise toplum için sanat anlayışını benimseme demiş. Arkadaşlar, klasizmde toplum için sanat değil, sanat için sanat anlayışı vardır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Şiirde biçimsel özellikler ikinci planda özelliklerdir. Bunlar şiir için birer araç olmaktan öteye geçemez. Şiir fikre değil, duyguya seslenmelidir. Duyguların ses yoluyla anlatılması gerekir. Bu görüşleri ileri süren bir sanatçı aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisini benimsemiş olabilir? Arkadaşlar, bu edebiyat akımı sanat için sanat düşüncesini ortaya koymuş. Aynı zamanda şiir anlaşılmak için değil, hissedilmek için kaleme alınır diyen ve yine aynı zamanda burada arkadaşlar musikinin ön plana çıktığını, şiirde en önemli malzemenin musiki olduğunu, şiirin değeri ancak müzikle ölçülebileceğini, müzik değeri olan kelimelerin ahenkli olduğu için kullanılması gerektiğini savunan bu akım sembolizm akımıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, özellikle insanın varoluş problemi üzerine yoğunlaşan felsefe akımıdır. Söz konusu akım zamanla sanata ve özellikle edebiyata yansımış, geniş kitlelere yayılmış, bu yolla gerçekleşmiştir. Edebiyattaki en büyük temsilcisi Jean-Paul Sartre'dır. Kafka, Camus, Baudelaire, Malraux diğer temsilcileridir. Akım daha çok roman ve tiyatroda gelişmiştir diyor. Bu parçada söz edilen akım aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Jean-Paul Sartre'ın en önemli kuramcısı olduğu, yine insanın varoluş problemini anlattığı bu akım arkadaşlar Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım düşüncesinden yola çıkarak insanın var olmasını her şeyin üzerinde gören, kadere ve değerlere karşı çıkan, insan her eylem ve durumdan sorumludur. Bu ağır sorumluluk bunalım nedeni olmuştur diyen bu akım tabii ki egzistansiyalizm akımıdır. Diğer adıyla arkadaşlar nedir bu? Varoluşçuluk akımıdır değil mi? O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Victor Hugo, Lamartine ve Goethe'nin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? Değişik sanat akımlarının kurucuları olmaları, üçü de aynı sanat akımından etkilendiği için A seçeneğini elemiş oluruz. Çeşitli edebi türlerin ilk örneklerini vermeleri, bu da ortak özellikleri değil, bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun, aynı ulusun ve akımın temsilcileri olmaları. Doğru, bunlar aynı akımın temsilcileri fakat aynı ulustan değil arkadaşlar. Victor Hugo ve Lamartine Fransız sanatçılar, Goethe ise nedir? Alman sanatçı olarak karşımıza çıkar. O yüzden D seçeneği yanlıştır. Bunu elemiş oluruz. Eserlerinde gerçeğe önem vermeleri, bu da ortak özellikleri değil. Bunu da elemiş oluruz. Bu üç sanatçının ortak özelliği romantik akımının yani romantizmin temsilcileri olmalarıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud. Bu sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, sanatçılara baktığımızda üçünün ortak özelliği nedir? Sembolizm akımından etkilenmeleridir. Seçeneklere baktığımızda şiirlerinde toplumsal konuları işlemeleri, hayır, bunlar sanat için sanat anlayışına bağlı kalmışlardır. Bunu elemiş oluruz. Roman türünde eser vermeleri, sembolizm daha çok şiir alanında etkili olmuş bir akımdır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun.
Eserlerinde anlam açıklığına önem vermeleri, tam tersi sembolizmin en önemli özelliği anlam kapalılığıdır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunu denemiş oluruz. Eserlerinde kişiliklerini gizlemeleri, arkadaşlar bu da ortak özellikleri değil. Bunu denemiş oluruz. Arkadaşlar bunların en önemli özellikleri sembolizm akımının temsilcileri olmalarıdır. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Ben dağlara çıkmak istiyorum. Koyu çamların boy gösterdiği, derelerin çağladığı, kuşların öttüğü, mağrur bulutların akıştığı dağlara. Bu dizeler aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine bağlı bir sanatçıya ait olabilir? Şimdi buradaki dizelere baktığımızda daha çok duygulara yer verdiğini, yine sanatçının nasıl bir hayal kurduğunu görüyoruz. Aynı zamanda doğa betimlemeleri de çok fazla kullanılmış. Bakın dağ, çam, dere, kuş, bulut ve dağ gibi ifadelerin kullanıldığını görüyoruz. O yüzden bu akım arkadaşlar nedir? Duygu ve hayallere de yer verdiği için romantizm akımıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Molière'in, Montaigne'in, Stendhal'ın, Baudelaire'in, Emile Zola'nın aradan yıllar geçmesine rağmen eserlerinin okunması bu sanatçıların özgünlüğü ve yetkinliği ile açıklanabilir ancak. Bu cümlede aşağıdaki edebiyat akımlarının hangisinin temsilcisine yer verilmemiştir? Arkadaşlar Molière, klasizm akımının temsilcisidir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Stendhal, realizmin temsilcisidir. Bundan dolayı C seçeneğini elemiş olduk. Baudelaire, bu da sembolizmin temsilcisidir. D seçeneğini elemiş olduk. Emile Zola, naturalizmin en önemli temsilcisidir. O yüzden E seçeneğini elemiş olduk. Romantizmin en önemli temsilcisi kimdir arkadaşlar? Victor Hugo'dur. Fakat Montaigne demiş, Montaigne hümanizmin en önemli temsilcisi olarak karşımıza çıkar. Romantizmin temsilcisi yani Victor Hugo verilmemiş. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi Parnasizm akımının özelliklerinden biri değildir? Duygudan çok düşünceye önem verilmiştir. Bu doğrudur. Realizmin şiire yansımış biçimi zaten Parnasizm. O yüzden bunu elemiş oluruz. Ölçü ve kafiye ön planda tutulmuştur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Biçime önem veriliyor. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Geçmiş zaman kişi ve olayları geniş yer tutar. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Eski Yunan ve Latin mitolojisine yeniden dönülmüştür. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde yer alan sembolist şiir anlayışına tepki olarak doğmuştur diyor. Arkadaşlar Parnasizm sembolist şiir anlayışına tepki olarak ortaya çıkmamış. Sembolizm bildiğiniz gibi romantik şiir anlayışına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda realizmin şiire yansımış biçim olarak karşımıza çıkar. O yüzden bu ifade yanlıştır. Sembolizm Parnasizm'e tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soru. Varoluş özden önce gelir. Bu şu demektir. İlkin insan vardır. Yani insan önce dünyaya gelir, var olur. Ondan sonra tanımlanıp belirlenir, özünü ortaya çıkarır. İnsan daha önceden tanımlanamaz, belirlenemez. Hiçbir şey değildir o zaman. Ancak sonradan bir şey olacaktır ve kendini nasıl yapsa öyle olacaktır. Arkadaşlar bu akım hangisi? Bu akım varoluşçuluk akımıdır değil mi? Var olmayı her şeyin önünde gören akımdır. Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım felsefesinden yola çıkarak oluşmuş bir akımdan bahsediyoruz. Peki aşağıdakilerden hangisi görüşleri verilen akımın temsilcilerinden biri değildir dediğine göre Victor Hugo olabilir mi bu? Olamaz. Çünkü Victor Hugo romantizm akımından etkilenmiştir. Bunu elemiş oluruz. Stendhal olabilir mi? Bu da olamaz. Çünkü bu da realizm akımından etkilenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. André Breton, bu da olamaz. Bu da sürrealizm akımından etkilenmiştir. Bunu denemiş oluruz. Lamartine, bu da arkadaşlar bildiğiniz gibi romantizm akımından etkilenmiştir. Bunu denemiş oluruz. Bu akımın kuramcısı ve en önemli ismi Jean-Paul Sartre'dır arkadaşlar. Egzistansiyalizmin en önemli ismidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız
D seçeneği olacaktır. 10. soru. Realizmle naturalizmin şiirde görünmesinden başka bir şey değildir. Her üç düşünce de aynı nesnellik kanısı, aynı dikkatli gözlem, aynı açık anlatım yolu, aynı kötümser hayat felsefesi ve aynı edebiyat anlayışı vardır. Bu parçada boş bırakılan yere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Bakın, realizmle naturalizmin şiirde görünmesinden başka bir şey değildir dediğine göre bu akım hangisidir arkadaşlar? Tabii ki Parnasizm akımıdır, değil mi? Realizmin şiire yansımış biçimidir. O yüzden de doğru cevabımız Parnasizmin yer almış olduğu E seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki eserlerden hangisi romantizm akımına bağlı bir sanatçı tarafından yazılmıştır? Sardalya Sokağı. Sardalya Sokağı'nı yazan kişi John Steinbeck'tir. Peki John Steinbeck hangi akımdan etkilenmiştir? Naturalizm akımından etkilenmiştir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Karamazov kardeşler. Yazarı kim? Dostoyevski'dir arkadaşlar. Peki Dostoyevski hangi akımdan etkilenmiştir? Realizm akımından etkilenmiştir. Bundan dolayı biz B seçeneğini de elemiş oluruz. Antikacı dükkanı, bu da Charles Dickens'ın eseridir. Charles Dickens neyden etkilenmiştir? Bu da realizmden etkilenmiştir. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Petersburg hikayeleri, bu da arkadaşlar Gogol'un eseridir. Gogol hangi akımdan etkilenmiştir? Bu da realizm akımından etkilenmiştir. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Cromwell bildiğiniz gibi Victor Hugo'nun eseridir arkadaşlar. Cromwell adlı eseriyle birlikte Victor Hugo ne yapmıştır? Romantizmin ilkelerini belirlemiştir. Aynı zamanda Hernani adlı oyunuyla da bu ilkelerini uygulama fırsatı yakalamıştır. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 12. soru. Ozan ne bir hakikat habercisi ne de bir yasa koyucusudur. Ozan'ın dili nesil gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak üzere vücut bulmuş, musiki ile söz arasında sözden çok musikiye yakın ortalama bir dildir. Bu parçada özellikleri verilen akım aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada dikkat edecek olursanız bize kimi anımsatıyor? Ahmet Haşim'i anlatıyor. Çünkü Ahmet Haşim'in sözüdür bu. Musiki ile söz arasında sözden çok musikiye yakın ortalama bir dildir ifadesi Ahmet Haşim'in sözleri. Ahmet Haşim hangi akımdan etkilenmiştir? Sembolizm akımından etkilenmiştir. Yani şiirle musikinin iç içe olduğu, şiirin duyulmak üzere yazılmış olduğu akım sembolizmdir. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 13. soru. Sözle, yazıyla ya da başka bir biçimde düşüncenin gerçek işleyişini ortaya koymak için yararlanılan saf bir ruhsal otomatizmdir. Aklın her türlü ahlaksal ve estetik kaygının denetimi dışında düşüncenin belirlenmesidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki akımlardan hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Şimdi burada ruhsal otomatizmdir diyerek neyi ön plana çıkarıyor? Sanatın bir hüner değil, bilinçaltının otomatik verileridir duygu ve düşüncesini ön plana çıkardığını görüyoruz. Bu akımı benimseyen kişiler serbest çağrışım ve otomatik yazma tekniklerini kullanmışlardır. Bu akımda Freud'un psikanaliz kuramından sanatçıların yararlandığını görüyoruz. Yani insanı bütünüyle kavrayabilmek için bilinçaltı, rüya, düş gücü ve hipnoz gibi unsurlardan sanatçılar faydalanmışlardır. Peki bu akım hangisidir? André Breton'un öncülüğünü yaptığı, kuramcısı olduğu bu akım arkadaşlar tabii ki sürrealizm akımıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Nokta nokta adı verilen bu akım klasik sanata baş kaldırma akımı. Bakın arkadaşlar, klasik sanata demiş. Yani klasizme baş kaldıran akım hangisidir? Tabii ki romantizm akımıdır. Buraya romantizmin gelmesi gerekir. İlkin İngiltere ve Almanya'da başlamış, daha sonra Fransa'da tanınmış nokta nokta tarafından. Arkadaşlar, romantizmin kurucusu kim? Tabii ki Victor Hugo'dur. Victor Hugo tarafından
Nokta Nokta adlı eserinin ön sözünde ise akımın görüşleri ortaya konmuştur. Hangi eseriydi arkadaşlar? Hangi eserinin ön sözünde bu akımın ilkelerinden bahsediyordu sanatçı? Cromwell adlı eserinin ön sözünde bu akımın ilkelerini ortaya koymuş. Yine Hernani adlı oyunuyla da burada belirlemiş olduğu ilkeleri uygulama fırsatı yakalamıştı. Seçeneklere baktığımızda bakın romantizm, Victor Hugo ve Cromwell demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 15. soru. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Servet Fuhr'un döneminde yaşamasına rağmen bu topluluğa bağlı kalmamış, bağımsız bir edebiyat anlayışını benimsemiştir. Evet arkadaşlar, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Servet Fuhr'un döneminde yaşamış, Servet Fuhr'un dönemine bağlı kalmamış, bağımsız bir şekilde edebiyat anlayışını devam ettirmiş bir sanatçıdır. Sokağı edebiyata taşıyıp toplumun her kesiminden kişileri edebiyata konu etmiştir. Bu da doğrudur. Sokağı edebiyata taşıyan sanatçı olarak bilinen Hüseyin Rahmi Gürpınar. Bunu da elemiş oluruz. Emine Zola'nın deneysel roman anlayışından etkilenen yazarın romanlarında romantizm akımının etkileri görülür. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserlerinde romantizm değil, daha çok naturalizmin etkisi görülür. Zaten Emine Zola da romantizmin değil, naturalizmin kurucusu ve kuramcısı olarak bilinir. O yüzden 5 numaralı ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız 5 numaranın yer almış olduğu E seçeneği olacaktır. Bu testin de son sorusuna geliyoruz arkadaşlar. 16. soruya. 16. soruda realizm, romantizmin duygulu, şahsi, hayal yüklü yönüne zıt bir yolda gelişmiştir. Sanatla insanın ve insan topluluklarının hayatını, oluşlarını gerçek çizgileriyle ve nedenleriyle görmek ve göstermek çabası içinde olmuştur. Aşağıdakilerin hangisinde bu anlayışın etkisiyle eser vermiş sanatçılardan biri değildir demiş. Antonio Chekhov realist bir sanatçıdır. O yüzden bunu elemiş oluruz. Gustavo Flaubert bu da realisttir. Bunu da elemiş oluruz. Charles Dickens bu da realisttir. Bunu da elemiş oluruz. Jack London bu da realizmden etkilenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Lord Byron'a geldiğimizde bu sanatçının romantik olduğunu görüyoruz. Yani romantizm akımından etkilenmiştir. Realist değildir. O yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.